Göre karmaşası burada. Anlatın bakalım neymiş bu karmaşayı yaratan şey. Buyurun. Senle başlayalım. Karmaşanın sebebi sensin. Kesin var ya. Bir saattir diye geliyor. Onu yoldan çeviremedim. Evet hocam. Anlatın bakalım. Ben mikrofonları size bırakıyorum. Buyurun. Son anda karar verdik. Biz arkadaş dedi beraber yapsak olur mu? Dedim olur. Hangi bölümdesin? Temel ünler, halk müziği. Temel. Kaçın sınıf? Bir. Daha yeni girdin. Aynen. Ama sen hazırsın. Yani olabildiğimiz kadar. Nereden geliyor bu hazırlık? Ufaklığımdan beri çalıyorum. Babam da bağlama çalıyordu benim. Hı hı. Oradan geliyor. Bir de Kırıkkale Keskinliyim ben. Allah. Okuyor musun? Okuyorum. Hem çalıyorsun hem okuyorsun. Aynen. Sen yangın bir. Tamam, seni kaydettik. bak. Gürsel Takmaz adım. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ses eğitimi bölümünde. Ya ses eğitimi normalde ben... Nimet dakikalarındayız şu anda. Valla nimet bulduk. 11-12 senedir bağlama çalıyorum. Çalıp söylüyorum. Yani. Ama kemaneyi de 3 yıldır çalıyorum. Ya kendimce böyle işte Cafer Nazbaşı sürekli dinleyerek o amelleri yaparak... Ortalık yangın yeri. Keşke o tişörtümü giyseydim ya. Var, yeni tişört yaptım. 2023 tişörtlerimiz yakında. Tamam, neyse. Seni tanıyalım. Murat ben de hocam. Sen hangi bölüm? Temel bilimler. Temel bilimler. Temel bilimler, ses eğitimi temel bilimler. Aynen. Şimdi sen nerelisin? Kırıkkale. Sen? Malatya. Sen? Diyarbakır. Haydi bakalım. Hocam ben adımı söylemeyi unuttum bu arada. Ha, söyle, ne senin adın? Emirhan Tunç Bilek. Tunç Bilek? Soyadı? Akrabalık yok hocam bildiğim kadarıyla. Yok. Tunç Bilek yani böyle bağlamacı soyadı zaten yani direkt böyle. Evet. Tamam. Peki. Senin soyadın Şanlı? Yok, Takmaz. Değil, tamam zaten. Okey, tamam. Şimdi nereden başlayacağız abi muhabbete? Kim nasıl neyle başlayacak? Hocam. Yoksa hep beraber Allah ne verdiyse dalıyor musunuz? Nedir problem? Hocam şu an arkadaşı yoldan söyle. Çevirdim. Neye eşlik edeceğini de bilmiyor. Sadece makamdan. Allah bana Hüseyin'i açışı yapacaksın. Hocam ben geldim. Aç Hüseyin'i. Senle başlayalım. İlk seni yoldan çıkaralım. Hadi o zaman. Allah. Sıkıntı var bugün. Khazan,
vefayı. Bele bele garip ya zora garip ola te. Oy kızım. Bayıldım ya. Teşekkür ederim hocam. Felaket okuyormuşsun. Sen nasıl temel bilimler öğrencisin böyle? Ses eğitimi kazanamadım. Niye kazanamadın? Vallahi hiç bilmiyorum hocam. Okudun mu böyle Denk 5? Denk 5 okumadım. Denk 5 Gazel okudum da. Ağladın mı? Gözlerim doldu şey. Ana abla nasıl 3 Ekim lan? Sınavda bozlak teşekkür ederim. Namelerin hepsi böyle şakır şakır güzeldi. Bütün gırtlaklar mükemmeldi. Olağanüstü güzel okuyorsun. Teşekkür ederim hocam. Ne yapacaksın? Ne istiyorsun? Vallahi hocam müzik alanında ilerlemeye çalışıyorum. İlerlemek istiyorum. Hatta çoğu yöreye ait türküleri, uzun havaları, eserleri falan söylemeye çalışıyorum. Ay bozlak, normal doğu yöresinden uzun havalar olur. Kırık hava. Yani söylüyorum bari çoğunu da hangi alanda ilerleyeceğimi kararlaştıramadım. Ya söylüyorsun işte daha ne yapacağım? Dengbej okuyorsun, çok güzel okuyorsun sen. Teşekkür ederim hocam. Sen bu bir de okuma tavrın hem geleneksel hem modern senin. Modern bir tavrın da var yani böyle şey renk baritonal bir renk. Biraz daha yumuşak da okuyorsun sesleri mesela. Çok sert okuyan bir okuyucu değilsin hani. O daha sert yani klasik dengbej stili. Sen daha böyle bir hoyrat gibi okuyorsun yani dengbej. Bir karışık bir şey var. Ama çok lezzetli geliyor bu tat. Bu da çok hoş. Vallahi tebrik ederim seni. Sağ olun hocam. Nefis ses ya. Hocam bunları bir videodan mı birleştireceksiniz? Yoksa? Koskocaman bir videoda olmaz. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı herkes. Sizin videonuzda da belli. Kültür karmışız. Hit belli yani. Dengbej'le başladık. Şimdi bakalım nereye gideceğiz. Ama çok güzel okuyorsun sen. Teşekkür ederim hocam. Bayıldım senin okumana. Bak sen mutlaka bu alanda devam et. Şimdi kültür karmaşasına kaldığımız yerden devam edelim. Bir Dengbej'den sonra bakalım nereye gideceğiz. Sen ne tarz okuyorsun? Ben Orta Anadolu hocam. Göster bakalım kendine. Böyle bir keyif olmaz ama ya. Geziyoruz abi vallahi. Bugün geziyoruz. Çok yetenekli insanlar bir arada. Süper. Seher yeli bizim ene gidersen, nazlı yara küstüğümü söyleme söyleme. Ne hallara düştüğümü sorarsa, oyar beni sorarsa, oyar beni sorarsa. Bağırma taş bastığımı söyleme, ona söyleme, yara söyleme, söyleme. Bağırma taş bastığımı söyleme, yere söyleme.
Aman ağrılar baş tutar da huzardayım. Mansur gibi çekilmişim dardayım, dardayım. Aman gezer dolaşırım da bilmem neredeyim, neredeyim. Umudumu kesti mi söyleme, ona söyleme, yara söyleme, söyleme. Umudumu kesti mi söyleme, yâre söyleme. Yine bir sessizliği, huzur çöktürdün bize ya. Çok yalnız türküler değil mi bunlar? Evet hocam. Kendi kendine kalmış birinin türküleri hep bunlar. Kimin bu? Musa Eroğlu. Musa Eroğlu ya. Hiç yani sanki çevresinde kimse yok ya, belli yani. Evet. Tek başına kafasını önüne eğmiş. Yani sazıyla dertleşen birinin türküleri bunlar yani. Evet, sen ne hissediyorsun böyle şeyler söylediğin zaman, çaldığın zaman? Hocam benim şöyle bir özelliğim var. Özellikle bozlak okurken sürekli gözümü kapatıyorum. Gözümü kapatmadan okuyamıyorum. Yalnızlaşıyorsun yani. Evet. Ortamdan kopman gerekiyor. Karanlığı aynen hissetmen gerekiyor. Acayip zevkli. Sezına sağlık, eline sağlık. Sağ olun hocam. Şimdi karmaşanın üçüncü ayağına geçiyoruz. Bakalım şimdi nerelere gideceğiz. Sen neler yapıyorsun? Ben genelde hep deyiş söyleyip çalıyorum. Deyiş söylüyorsun? Evet. Kabak kemaneyle. Yok, bağlamayla. Kabak kemaneyle ne yapacaksın? Şimdi Haydar Haydar çalacağım. Vay vay, bir saniye, ortalık yangın yeri dediğimiz anan dakikalardayız şu anda. Kabak kemaneyle Haydar Haydar. Haydar Haydar. Hiç dinledin mi? Ben böyle yeni geldim daha Türkiye'ye. Kabak kemaneyle Haydar Haydar hiç dinlemedim. Nasıl bir şey oluyor merak ediyorum. Bir çalan var mı senden başka? Ben Melamet Irkısı'nın oğlan. O aynı. Ha, bunu dinledim. Eşlik edeyim mi sana? Olabilir. Çok sevindim. O zaman görüşmek üzere. Hangi tansın? On ne? Re. Melamet Irkısı'nın.
Kafes sana hiç... sanki. Çok. Evet. Hadi çok gel iyi. Gel. Çalarız biz sana. Hani nereden ben, okuyorsun ben, bunu? Başka bir şey yok diye. Okuyayım mı? Siz eline sağlık o zaman. Ne felaketçi oluyorsun ya. Cafer Nurbek çok içimiz kızıldı ya. Ne ton okuyacağım? Okurum ya bunu. Süper ya. Sazlar değişiyor orada. Ben aa buraya takılıyormuş orada. Bu da fantastik. Nasıl bir ortam abi bu? Felaket. Cafer abinin bir sonraki jenerasyonu. Güzel. Biz yer değiştirsek mi arkadaşlar? Onu şu anda yapamaz. Benim için sıkıntı yok artık. Peki o rahat etmez. Keyifliyiz ya. Siz arkadaşsınız abi. Yer değiştirse bile sap zaten. Aynen o da. Yanılsamaz. Aaa Haydar Haydar. Ne okuyacaksın? Dostun Gül Cemal Cennet Ruhu. Mikrofon sende. Ver. Dostun gül cemali cennettir bana. Dostun gül cemali cennettir bana. Ne çare ayrılık zamanı geldi. Zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım. Ne çare ayrılık zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım. Ne çare ayrılık zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım. İstemem ayrılmak senden sultanım. Gül cemale aşkın ile nalanım. Yar yar nalanım. Çıkarma gönülden dinim imanım. Ne çare ayrılık zamanı geldi. Çıkarma gönlümden dinim imanım. Ne çare ayrılık zamanı geldi. Vay 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 vay. Ya arkadaşlar siz birbirinizle yakın arkadaş mısınız? Evet. Şu grubu bozmasanız. O kadar güzel enstrüman çalıyorsunuz ki çünkü eşlik edebileceğiniz hiçbir tarz yok birbirinize. Abi siz beraber müzik yapın üçünüz. Sen dengbeş söyle, sen kırıkkale söyle, sen de değiş söyle veya ne söylüyorsanız keyfinize göre başka şey de söyleyebilirsiniz. Ya da üçünü birleştir. Abi siz bir arada söyleyin ve bir arada çalın. Olağanüstü güzel bir birleşimsiniz siz yani. Kültür karmaşası diye başladığımız ama kültür mozaiğine dönüştüğümüz bir durumsunuz. Çok başarılısınız. Okul yıllarında inanın bu yakalanan şeylerin farkına varmıyor kimse. Yaşarken farkına varmıyorsunuz. Ayrıldıktan sonra diyorsunuz ki ne güzeldik ya biz. Keşke beraber bir şey yapsaydınız. Yapın abi. Sözümü dinleyin bakın. Üçünüz beraber müzik yapın. Aynı bu yaptığımız şeyi. Söz verin. Kameralar burada. Söz. Vallahi bakın söz bir grup abi. Kurun. YouTube kanalı açın. Ne istiyorsanız yapın. Ben sizin promosyonunuzu yapacağım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için sağ olun.